Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dersimiz namaz. Namaza ait toplamalardan yapacağım. Bir de hulasa yapacağım ben size. Namaz hakkında. Namaz hakkında ben bir pencere vereceğim. Derse başlamadan önce buradan, burada toplama. Namaz hakkında Risale-i Nur'da geçen cümleler. Veciz. Yani taranmış. Bu namaz mevzusu çok mühim olduğundan buna girmeden bir dürbün, bir pencere, bir merdiven manasında bazı Risale-i Nur'dan toplanmış veya tespit edilmiş kelimeler. Ondan sonra buna geçeceğim. Namaz, miracın meyvesidir. Dolayısıyla miracın çekirdeğidir ki namaz müminin miracıdır denmiş. Meyve ise meyvenin içinde ağacın kendisi var, çekirdek. Meyve çekirdek ilişkisini düşün. Namaz miracın meyvesidir. Allah'ın hediyesidir yani. Allah göndermiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam ettehiyyatü vel mübarekatü salavatü teyvatü deyince hani tayyatta okuyoruz böyle. Benim okuma şeklim Şafilere göre oldu. Bütün mahlukatın ibadetini Peygamber aleyhissalatü vesselam bizim vekilimiz adına Allah'a takdim etti. Cenab-ı Hak da biz onun vasıtasıyla bize bir hediye gönderdi. Hediye gönderdi. Allah'ın hediyesi sıkar mı? Mesela bir tanesi dese ki ben sana hediye gönderdim, sevinirim. Ayakkabıdır, şudur, budur, tamam mı? İnsan memnun olur yani hediye. Peki, hediye gelmeden önce hediye gelecek dense ben ne yaparım? Hediyeyi gönderen zata göre hediyenin kıymetini hayal ederim. Fatih Sultan Mehmet bana bir hediye göndermiş. Saltanatına göre olur. Falan zengin bir hediye göndermiş. Ona göre olur. Allah bir hediye göndermiş. Allah'a göre olur. Allah'a yakışır tarzı olur. Sıkıyor beni. Peki ne var burada namaz hediyesinde? Allah namaz, nasıl ki namaz meyvedir. Meyvenin içinde ağaç vardır. Namaz meyve ise içerisinde Allah vardır. Allah kendisini verdi hediye. Çünkü namazda İyyâke ne'abudu ve İyyâke nesta'in hakikatiyle şuhut var. Namaz müminin miracıdır ve son mertebesi Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhar olmaktır. Bakın meyveye bakın. O zaman namaz aslına, namaz nedir o zaman? Namaz aslına urucun mukaddemesi. Namaz aslımız olan çekirdeğe Nur-u Muhammediye uruç etmenin yani yükselmenin mukaddemesi içeriğinin hakikatıdır. Namaz aslında seyahattır. Namaz özüne dönüştür. Namaz kendinden sıyrılmaktır. Namaz kendinden geçmektir. Namaz hürriyetine doğru uçmaktır. Beden bataklığından çıkmamak, beden bataklığından çıkmak, aslını hatırlamaktır. Fıtratına ve ruhuna kulak vermektir namaz. Zemininden zaman kaydından arınmaktır. Yani bulunduğun mekandan ve yaşından ve zamanından bu tür kayıtlamalardan, kelepçelerden sıyrılmaktır namaz. Zamanı ve mekanı yönetmektir. Yani namaz mesela 5 saat 5 defa denmiş. Hayatın akıcılığı içinde, gündelik içinde hayat seni alıp götürüyor. O zaman zaman ve mekan seni yöneltiyor. Yani suyun üzerindeki çöp gibi. Zamandan ve zeminden, mekandan namaz vasıtasıyla sıyrılınca
Bu sefer zamanı ve mekanı sen yönetme fırsatı doğuyor. Oradan çıkıyorsun. Kendinden, çevrenden, streslerinden, dertlerinden sıyrılıp sahibine ifade etme, takdim etme zeminidir. Yani Allah'a şikayet etme dertlerini, sıkıntılarını. Allah'a takdim etme yeridir. Dünyanın olumsuzluklarını sahibine şikayet etmektir. Allah'ın davetine icabet etmektir. Allah'ın seni sevdiğine alamettir. Ya Resulallah, biz Allah'ı seviyoruz. Allah bizi seviyor mu? Allah Resulüne sahabe sormuş. O da çok çeşitli yerde, çeşitli zamanlarda, çeşitli sahabelerden bu soru gelmiş. Bir cevabı da şu olmuş. Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Allah'ın sevdiği buysa, sana nasip ettiyse alamettir. Allah seni seviyor. Şüphe etme. Namaz kılıyorsan Allah seni seviyor. Hiç şüphe etme. Bedihatta şüphe etme. Hacca kafile götürdüğümüz zaman orada derdim. Arkadaşlar, haçtan dönünce, Türkiye'ye gidince ilk günahınızı söyleyeyim size. Neymiş o ilk günah? Acaba Allah benim günahımı affetti mi? Zannetmek ilk günahtır. Zannetmeyeceksin. Allah affetti. Allah vaat etmiş. Sen Allah'ın vaadine şüphe mi ediyorsun? Ben mi vaat ettim ki şüphe ediyorsun? Allah vaat ettim diyor. Nasıl affeder? Allah senin günahını affetmeye, affedemeyecek kadar aciz midir? Allah senin günahlarını aciz mi bırakır? Senin günahların Allah'tan büyük mü? Şimdi, bütün insanların sevgisini, aşkını, sevgiyi, muhabbeti kim verdi? Allah verdi. En az Allah'ta ne kadar var? İnsanlara ve mahlukata, hayvanlara verilen sevgi kadar. En az Allah'ta sevgi var. Toplam. Ki aşağı yani daha çok en az. O zaman bendeki sevgi Allah bana verdi. Ben kendimi ilk önce insan kimi sever? Kendimizi severiz. Tamam. Bunu aç, tam aç. Kardeş zamanla yanmasın. Aç şunu. Devam edelim. Bu kendi kendine söylüyor. Daha yükselt. Şimdi sevgi, bendeki sevgi Allah mı verdi? Allah verdi. Bak mantık silsilesini takip edin. Bendeki sevgi Allah verdi. Ben en çok ilk başta kimi severim? Nefsimi severim. O zaman bendeki sevgi ilk önce kendimi seviyorsam, bendeki sevgiyi de Allah vermişse, o zaman ben kendimi ne kadar seviyorsam Allah beni benden daha fazla seviyor. Allah ben kendimi ne kadar seviyorsam ondan fazla seviyor. Fenay mutlaka uzanmaktır. Kapı açık olsun, oraya da geçebilirler. O odaya almıyorsa. Kapı açık olsun, karşıya da geçebilirsiniz. Aç onu. Aç, aç kardeş. Geç, 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 geç. Buraya da geç. Buraya geç kardeş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Geç kardeş. Fenay mutlaka uzanmaktır. Bakmaktır. Namaz, kendinden zevk almaktır. Kendini kendinle tanımaktır. Namaz, Allah'ın sevdiğini şuhut mertebesinde ortaya koymaktır. Namaz, kainat çekirdeğini anlamaktır. Yani insan kainat çekirdeğini olduğunu anlamasıdır. Namaz, fark etmektir. Farkı fark etmektir ve fark etmenin ifadelendiği yerdir. Namaz, insanlığın emaneti kübrasını ruhunda hissetmektir. Cenab-ı Hak emanet vermiş. Şimdi ona girmeyeceğim. Çünkü hulasa dedim ya bu. Namaz, kendini seyretmek için yöneldiğin aynadır. Kendini kendinle seyretmektir. Aynı zamanda kendini inşa etmektir. Namaz, büyük bir davanın şuurunu anlayıp ilan etmektir. Büyük bir dava. Allah var. O Halik ve mahluk. Onun ifadelendiği yerdir. Namaz, yaşadığının farkında olmaktır.
Çoğu insan gündelik hayatında yaşıyor, yaşadığının nefes alıp verdiğini farkında bile değil. Namaz, yaşadığının farkında olmaktır. Namaz, halis imanın ifadesidir. Namaz, mülkün Allah'ın olduğunun haykırışıdır. Mülk Allah'ındır. Onun haykırıldığıdır. Namaz, şirkin reddinin ilancısıdır. Şirki reddediyor, onun ilan edildiği yerdir. Namaz, harf ve ses olarak dünyaya yazılan, kazınan yazıdır, imzadır. Ses ve hareketin. Dünya sayfasında ses ve hareketle dünyayı kazıyıp imza atmaktır. İmzalamaktır. Dünyaya geldiğimin ifadesidir. Çünkü gidiyoruz. Namaz, insanın kainata halife olduğunun kabullenişi ve meleklere ilanıdır. Yani meleklere üstünlüğünün de bir görüntüsüdür. Çünkü cem etmiştir. Çünkü namaz bütün ibadetlerin cemidir. Namazda aç var, yöneliyorsun kıbleye. Namazda zekat var, ilmin, ruhun, yaratılışın zekatı var. Namazda oruç var, bir şey yiyemiyorsun. Namaz bütün ibadetlerin hulasasıdır, filistesidir. Meleklerin ibadetini de. Hem mahlukatın ayakta iken ağaçları ve ayakta duranları. Eğildiğimiz zaman dört ayaklıları, yere indiğimiz zaman secdeyi, yerde ve yerin dibinde olanları, ibadetlerini yapmışız gibi halife yarz oluşumuzdan ekteyyatı da oturup onu takdim etme yeridir. Namaz hayatın içinde dirilmektir. Namaz ruhun cesede, mananın maddeye, hakkın batıla, imanın küfre, olumluların olumsuzluklara galip geldiğinin ilanıdır. Namaz duanın tüm mertebelerine camidir. Namaz rahmet-i rahmanın celbine vesiledir. Namaz Allah'ın seni sevdiğinin alametidir. Namaz ahirette af edileceğinin işareti ve remzidir. Namaz tüm mahlukatın kadiül hacata takdimidir. Bütün mahlukatın ibadetinin takdim edildiği yerdir. Ve dolayısıyla bütün mahlukatın ibadetine ortak olduğunun alametidir, delilidir, ifadesidir. Namaz, imanın alameti ve sembolüdür. Namaz, İslam'ın fiili göstergesidir. Namaz, İslamiyetimizin fiili göstergesidir. Namaz, tüm günahlardan uzaklaştırmaya vesiledir. Çünkü namaz, hakiki kılınan namaz diyor, diğer günahlardan alıkoyar. Günahlardan uzaklaştırır. Hadisi, başka hadisi, iki namaz arasındaki küçük günahlarının öteki namazda silinişidir. Silgidir yani. Namaz, Müslümanlar arasındaki bağdır. Hangi usul ve kaydıyla bizi bu camide cem olduğumuz gibi cem edeceksin? Fakiriyle zengini, beyazıyla siyahı, hacı düşünün, kadınıyla erkeği, çocuğuyla büyüğü. Yani nasıl böyle farkı kaldırmaktır? Çünkü o Malcolm X vardı. O Arabistan'a gidince, çünkü itilmiş, kakılmış, ikinci, üçüncü sınıf insandı zenci. Yani orada baktı ki beyazla siyahın, kadınla erkeğin, çocukla yaşlının, alimle cahilin, zenginle fakirin hiç farkı yokmuş. Aynı safta, aynı şeyde, aynı şeyleri yapıyorlar. Bu mümkün mü? Biz alıştık da normal görüyoruz şu konuşmamı. Adedini bilmiyorum inanın. Tavaf ediyoruz. Beyaz. Ben beyaz. Sipsiye insanlar da var. Dev adamlar tavafta. İnan vallahi Allah şahit. Dev adamlar beni öyle görünce böyle. Geliyor öyle insanlar ki utanıyorum. Geliyor kafamın tepesine diye öpüyor. Koltuğunun altına alıyor. O kadar büyük adamlar. Yani ben beyaz beraber. Şöyle bakıyorum utanıyor. Elini alacağım öpeceğim ama. Çok güçlü adam dev adam. Ona sarılıyorum beline.
O kadar böyle sarılarak tavaf ettik ki. Baktık ola bu biliyor. Okuyorum böyle. O da amin diyor. Biz de coştuk böyle. Tamam. Yani nasıl farkı kaldırıyor bir görsen ya. O kadar fevkalade ki. Ya ancak namaz yapar ya. Namaz imanın alameti ve sembolüdür dedik. Okuduk orayı. Namaz tüm Müslüman, namaz tüm günahlardan uzaklaştırma vesiledir. Namaz Müslüman arasındaki bağdır. Namaz simanın nurudur, ruhun ziyasıdır. Simanın nurudur, ruhun ziyasıdır. Namaz tüm zamanların senin lehine akmasına vesiledir. Namaz bereket direği, tahammülün ilacı, sabrın anahtarı, tevekkülün hakikati, şükrün mikyası, kadere teslim olmanın sırrı, dertlerinin dermanı, boşluğunun karşılığı, Müslümanın silahı, kabrin nuru, haşrin delili, sıratın burakı, cennetin enis yoldaşı, rüyetullahın zemini, bekanın sırrını taşıyan kenzul mahfisi, mahlukat içinde imtiyazlı kılan sembolü, seni mahlukat içinde imtiyazlı kılan bir semboldür. Namaz, kainat haritasının simgesi, Allah ile konuşmanın ifadesi, namaz her yapılan şeye ünsiyet edilir. Namaz bilakistir. Nedir o? Mesela her şeye, yaptığımız şeye hep alışırız. Yani ünsiyet olur. Namaz kıldıkça zevk alınır, alışılmaz. Yani alışılıp bıkılmaz yani. Böyle bir özelliğe sahip. Bilakistir ki namaz huzurun vesilesi ve tezahür zeminidir. Namaz Allah, kainat, bak buraya bak. Namaz Allah bir, kainat, Kur'an ve insan arasındaki ittisak noktası ve kavşağıdır. Al dört yol düşünün, kavşak. Allah, Kur'an, kainat, insanın kavşağıdır. Buluşma noktasıdır. Başka namaz, harfin, sesin manaya, zahirin batına, mülkün melekuta, suretin sirete, cesedin ruha dönüştürüldüğü noktadır. Namaz, farklılıkları ve zıtları cem edip ruhun teneffüsüne vesile olan, farklılıkları bir çatı altına toplayıp zenginleştirip uhuveti insanlarda inkişaf ettiren, muhabbet ilahi celbine vesile olan, çok bir şey diyeceğim, hep şimdiye kadar okuduklarım hep duymuşsunuzdur sağda solda. Ama şu anda okuyacağım bir cümle, ilginç bir cümle, hiç düşünmediğimiz şeydir. Namaz, bakın nasıl bir pakettir, paketlemedir. Vefat edenlerimizi bile onunla uğurlayan içsel alemdeki, yani uğurlama paketidir. Yani cenaze namazı. Şimdi en çok sevdiğini gönderiyorsun böyle bir tuhaf bir aleme, bilmiyorum, bilgi diyor. Yani böyle bir hakikate sahip olmalı ki ben de, onu gönderirken bende hasıl olan elemi, hüznü kaldırmalı. Ona da en iyi hediye olmalı. Ölüye en güzel hediye onun cenaze namazıdır. Yani uğurlama vesilesi ve paketi. Sanki alıyoruz onu. Çünkü onun namazı ama o kılmıyor. Çok ilginç tabii. Bak vefat edenlerimizi bile onurla uğurlayan namaz içsel alemdeki olumsuzluk hislerden, fikirlerden kurtulmaya vesile olan, müminleri vücudun azaları, bir vücudun azalarıymış gibi bütünleştirip bütünleştirendir. Namaz, fakir zengin, beyaz siyah gibi ayrımcılığın yok olduğu zemindir. Namaz, maddi ve manevi temizlik alışkanlığının kazandırdığı hakikattır. Şimdi toplamadan okuyorum. Bir tek saat, beş vakit namaza abdesti kafi gelir. Abdest almak ve beş vakit namaz kılmak komple, hepsinin toplamı bir saattir. 24 saat sana vereni,
bir saat iade etmek, hem de senin için, yani kumbara düşün. Rize'de ders yapıyordum böyle. Allah bazıları zekaları oluyor, bizi de şey yapıyor böyle, rahatsız ediyor bazen. Dedim ki bir adam sana bir şey dedi de, bir adam sana dedim 24 zengin ama sen kabiliyorsun, kapının altında 24 tane altın koyuyor. Bir sürü de yiyecek de veriyor. Her gün. Her gün 24 tane. Oğlum bir gün, iki gün, üç gün, 10 gün, 5 gün, 5 sene. 10 sene. 15 sene ya. Hiç Allah aşkına insan değil misin? Merak etmez misin ya? Kapımın altından bu kadar eva çeşit yiyecekleri veren ve yanında da 24 tane altını koyan. Ya bunu bir tanısam ya, bu ne biçim bir adamdır ya? Bu ne biçim bir şeydir ya? Kimdir bu? Ya ben de bunu bilsem de tanısam da elbette ki buna karşı bir hediyem olmaz. Ama hediye ve muhabbeti ifade eden bir iltifat veya bir alaka kursam veya bir mendil, ya işte sen bundan daha çok şeye layıksın ama gücün bu kadar. Ama onu ifade etsem, bir tanısam diye merak etmez misin? 15 sene. 15 sene böyle yaptıktan sonra içine geçirirken o anlamış. Altında bir kağıt yazmış. Demiş ki beni merak ediyorsun. Tamam. Ben sana gözükeceğim diyor. Fakat sen bakayım 15 sene iyilikten anlar mısın? İnsan mısın? Tamam mı? Vefan var mı? Böyle ulvi duyguların var mı? Hakikaten benimle görüşmekte samimi misin? Bunu denemek istiyorum sende diyor. Gene verdi altın ama bir de kağıt var. Tamam, nasıl deneyeceksin? Ben sana verdiğim sırf işte iyilikten anlar mısın? İnsanlık duyguları nasıldır? Bana karşı görün böyle iddia ediyorsun ama içinden geçiriyorsun ama acaba samimi misin? Sen bunları göstermek için 24 tane altından bir tanesini geri bırak. Geri bırak. Ben onu kumbaraya atacağım. Madem sen bunu yaptın, ben de onun göstergesi olarak o bir altını alacağım. Sonsuz hayatta, sonsuz servette sana iade edeceğim. Dedim. Rize'li bir tanesi dedi ki, o ki dedi bir tane geri alacaktı. Niye 24 verdi? 23 versin dedi. Hayda misal kaldı orada. Burada diyor bir hın oyunu var diyor. Aynı böyle diyor. Burada bir oyun var diyor. Sonra dedik namaz mı? Aa tamam. Böyle de hoca dedi ya. İlk önce misalle başlayınca. Hep bunu okunca orayı hatırlıyorum. Namazda ruhum ve kalbim ve aklım büyük bir rahatı vardır. Acayip bir şey. Sıkılıyorum kardeşim. Allah aşkına dur namaza. İmam Azam bir şey kaybedince namaza dururmuş. Ben de yapıyorum. Böyle bir şeyi kaybettim. Yani hep böyle derim ta ki o diyeyim diye yapmadım. Yalnız denemek istedim. İmam Azam kaybettiği bir şeyde namaza dururmuş. Şimdi basit şey diyeceksiniz, hemen güleceksiniz ama çorabı çıkarıp atmışım yani, tamam adam böyle. Çamaşır makineye doğru. Bir tanesi meğer arkaya doğru düşmüş. Bir tane önünde falan. O da çarpmış. Ya derse gideceğim, panik yaptık. Yani çorabın bir tanesi yok kardeşim. Ara yok. Ya dedim. Hasbunallah. İnat da ettim. Bunu da bulacağım ben. Hemen İmam Azam'ın söz atmaya. Bakayım ne olacak dedim ya. Baktım. Ya Rabbim. Allah için namaza. Ama sen biliyorsun çorabımı bulmaya. Allah'ım senin için namaza. Allahu Ekber. İnanı vallahi. İlk rekatta çamaşır makinesinin arkasına düştü diyor, orada diyor. İlk rekatta. Niçin yaptı bunu şeytan? Kılmasın, bozsun. Ben de selamu aleyküm aleyküm. Ya hiç şansın yok. Vallahi ben bunu kılacağım dedim. Bak selam verdim, gittim baktım orada. Şimdi namaz ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. İstiyorsan rahat. Vallahi bu farzlarda riya girmez. Kur'an şahidim olsun, Allah şahidim olsun. Çoğu namazlardan bundan lezzet alıyorum, bir daha fazla lezzet alıyorum. Vallahi alıyorum. Namaz böyle ta ki bu namazın hakikatine delil olsun diye söylüyorum. Namaz çok lezzetlidir. Bir alıştı mı ruh? Ona delil şu. Kılanlar için diyorum. Yatsı namazında veya normal namazda da öyle oluyor ama yatsıda daha fazla oluyor. Alıştın ya, hadi geç kıl bakalım. Nasıl sıkılıyorsun? Her geçtikçe zaman sıkıntı oluyor. Bak nasıl tebessüm ediyorsunuz. İnan sıkılıyor ya. Of be diyorsun ya. Sonra dersten çıkıyorum, gidiyorum dershaneye. Ulan yatsıyı kıldık mı? Ha kıldık abi falan diyor şöyle. Of be diyorum ya. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Çok şey mi istedi Allah? Koca 24 saati verdi.
nefes alabiliyor musun? Farkında mısın ya? Astım hastalarına sorun. Bu ne demektir? Diyaliz hastalarına sorun, böbreğe ne demektir? Ya arkadaş ya, çok zor bir şey mi istedi? Şu yaratılışın karşılığı olarak bir saat istese ki, o da bedene menfaati var. Abdestin zararı mı var? Bir. Efendim, ayakta durdun, okudun. Ya beden mi zararı yok? Ruhun gıdası, kalbin, aklın, ruhun rahatlığı var. Bu da delil, ispat edilmiş. Yapanlar, o bir Alman vardı. Ya bu Müslümanlar diyor, bu oruçtan ve eğilip kalkma diyor antrenmanında ne buluyorlar diyor teravih için diyor. Ya Almanya çat ustası. Ben misallerde böyle verirken acaba mübalağa mı yapıyor diye sizden utanıyorum, biliyor musun? Vallahi mübalağa yapmıyorum hiçbir örneğimde, delilimde yani. Ama hatta kırpıyorum ki inanamazsınız diye. Bu adam gavur, kendisi söyle, sonra Müslüman ol. Şeyde otogarın karşısında büyük bir iş merkezi var. Almanlar İKA'ya mı ne bir iş yapmış. Onun çatı ustası. Ne özelliği varsa, nasıl bir çatı ise. Doğu Almanya'dan gelmiş mühendis. Kendisi anlatıyor. Ramazan'a denk gelmiş daha önce. Ya demiş, acaba neler hissediyorlar diye bu Alman iman etmemiş, gavur olduğu halde bir ay oruç tutmuş. Bir bakayım ben ne hissedeceğim diyor. Müslüman olmadığı halde ya. Ondan sonra işçilerinden bazıları Eyüp Sultan'a gidiyormuş. Sırf ne derler diye, ne hissederim diye otelinden taksi tutuyor. Eyüp Sultan'a bir ay gitmiş. Ben de o antrenmana katıldım diyor. Antrenman diyor. Teraviye, namaza. Neler? Allah doldurdu tabii. İşini bitirdi oruçta. Ondan sonra bizimle bir saat görüştük. Adam Müslüman. Kelime-i şehadet getirdi. Yani ne fark var diyor İsa ile diyor. Yani İsa ne getirdi, onu getirdi. Aradaki fark zaten bitmişti yani. Ben diyor Müslüman olmak için ne yapmam lazım? Dedi, sen zaten Müslümansın kardeşim. İlle ibadet etmek değil mi? Ama ifadesini de söyledik. Müslüman oldu yani. O zaman söyledim. Ben bir ay böyle yaptım diyor. Bayram da tam bayram olmuştur ona. He vallahi ya. İnan Müslüman oldu ya. Ramazan bayramı tam bayram olmuş. Dedim ki ben Müslüman da olmadan oturuyoruz Beşiktaş'ta dondurmacının orada. Yani hem soru soruyor hem cevap veriyorum. Tercüman tercüme ediyor. İçinden diyorum ki ya Rabbi, Müslümanım deyip de kılmayan, Müslümanım deyip de tutmayanlara rağmen Allah'ım buna imanı ver ya. Zatının nurunu ver Allah'ım ya. Hakikaten tövbe yani. Tövbe estağfurullah. Yani düşünmek için. Allah birisi bana böyle yapsa ben nurumu verirdim Allah'ım. Sen ki bende bir cömertliği sen koydun. Senin kaynak sende. Allah'ım o sıfatının hatırına buna imanı vereceksin. Verir misin? Yok. Vereceksin Allah'ım buna. Bu adam bir ay uçtuttu. Yalan demiyorsa. Bir ay antrenman yaptım diyor. Teravih kılmışsa. Allah'ım sen biliyorsun. Yapmışsa ver Allah'ım. Seni verdi yani. Baktı ki Allah be Allah şimdi. İman elhamdülillah. Zor bir şey mi ya? Niçin söyledim? Namazda ruhum ve kalbim ve aklım büyük bir rahatı vardır. Namaz kılanın diğer mubah dünyevi amelleri güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Namazı kılan bütün sermayeyi, ömrünü ahirete mal edebilir. Fani ömrünü bir cihette ipka eder. Namaz kılanın tuvaleti dahi o zamanı bile ibadet oluyor. Yeter ki haram olmasın. Tuvalete gitmek haram değil ki. Haram olmayan her şeyiniz. Sen petrolcusun. Arabaya benzin dolduruyorsun. İbadettir. Sebep alacaksın. Mubah olan her şeyiniz ibadettir. Namaz kılınıyorsa. Derdi maaşı için namazını terk eden o nefere benzer ki talimi ve siperini bırakır çarşıda dilencilik eder. Bir asker düşünün. Talim adamın işi o. Karavanası, yiyeceği orduya ait iken adam siperini, talimini bırakır çarşıda dilencilik, ticaret yapıyor. Askere göndermiştik. Polatlı'ya tank taburuna gönderdik. Adam orada ticaret yapıyor. Ne dersin ya? Niçin gittin kardeşim oraya? Niye gittin oraya? Şuurunda değil. Aynı o misal gibi. Dünyaya niye geldin kardeşim sen? Ne yapmaya geldin kardeşim? Ne yapmaya geldin ya? Ne yaptın? Değdi mi yani? Bu elimle ne kadar insan görmüşüm. Ne kadar kefenlemişim. Değdi mi yani? Şimdi gidenler. O kılmayanlar. Ne yaptın yani? Tamam kılma da değsin yani. Bir şey yap da değsin. Namazdan daha zıt noktada kıymetli bir şey yap. Mesela havalimanında uçağı kaçırıyorum bazen. Öyle bunalıyorum ki kalıyorum. Daha çok Fransa aktarmalı oluyor. Şurada İtalya'da şurada böyle. Yani aktarma için. Hakikaten lisan şey olmayacak. Aktarıyorsun yani. Kaçırıyorsun.
Vallahi bunalıyorum ona. Kaldık bir bakıyoruz. 5 saat sonra bir de uçak ya. Öyle bunalıyorum ki inanın bana. Ne kitap okuma ne Kur'an okuma. Gidiyorum mescidine vallahi. İndirmedin. Her şeyi unutuyorum ya. O da olmasa şöyle diyorum bazen. Tövbe yani bazen ağrım kayıyor. Ey Allah'ım Allah senden razı olsun diye isim geliyor. O kadar yani ben sevap için kılmıyorum. Allah biliyor ama verirse verir. Vallahi rahatlamak için kılıyorum. Yani Allah için ama. Of be unutuyorum ya. Secdeye. İmamlık yaparken şey yapamıyorum. Secdede duramıyorum fazla. Çünkü cemaat var. Ama tek başına kılarım. İstediğim kadar duruyor. Duma da ediyor. Böyle. Ya acayip bir şey ya namaz. Sır ya. Allah ile kul arasındaki bir sır bağlantı ya. Şifre yani. Kart. Telefon kartı gibi bir şey. Namaz. Yani derdi maşeti. Yani ben kardeşim şimdi dükkan kapatsam ya tezgahtan ayrılsam yani biraz manşetimde azalma olur diyorsun. Kardeşim namaz kılmıyorsun Allah rızkını kesmiyor da. Namaz kılınca mı Allah rızkını keseceğim? Namazını kıldıktan sonra Cenab-ı Rezak-ı Kerim'in matbaa rahmetinden tayinatını aramak, başkalara var olmamak için bizzat gitmek güzeldir, mertliktir. O dahi bir ibadettir. Her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf ilahinin aynesidir. Bunlar kendi başına bir mevzu. Okuyayım gidelim. Namaz, her bir namazın vakti ihsanat-i külliye ilahinin birer makesidir. Yani namaz vakti, o namaz şeyi, o iki namaz vakti arasında Allah'ın senin dışında ama sen merkezli cereyan eden kainattaki hadiselerin toplandığı, gözüktüğü bir aynadır namaz. Onu da ifade ettiğin yerdir senin. Namaz kılarsan o hakikat ayna koyarsan gözükür. Buraya ayna koyarsam siz gözükürsünüz. Yoksa bu suret çekip gider. Yani pergelin ince ucunu koy kendine, oradan çevir. Aynı bu gibi sen merkezli kainatta cereyan eden hadiselerin hulasalandığı bir zemindir namaz. Ama onu gösterirsen takdime dönüşüyor. Her bir namazın vakti, ihsanat-ı külli-i ilahiyenin hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekününe karşı şükür ve hamd demektir. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tazim ve şükürdür. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ın celaline karşı kavlen ve fiilen Subhanallah deyip takdis etmektir. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ın kemaline karşı lafzen ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmektir. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ın cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. Tesbih ve tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedirler. Namaz dahi bütün ibadetin evvana şamil bir filisti-i nuraniyedir. Ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerini işaret eden bir harita-i kutsiyedir. Elvan, lev, renkler. Yani bir de okuyayım bu çok mühim, acayip bir yer. Sözler 41'de bir de okuyayım. Namaz dahi bütün ibadetin yani bizim her bir duygularımızın, hislerimizin ibadeti ve mahlukatın ibadetlerinin envanı, bütününü şamil bir Filistin nuraniyedir. Yani bütün mahlukatı, meleklerin, Cebrail'in, Mikail'in, Asraf'in taşındığı denizin, domuzun, yılanın, akrebin ve herkesin ve her haletimin, her yaşımın, her hücremin ibadetlerinin cem olduğu, toplandığı bir nurani bir Filistin'dir namaz ve devam ediyor. Ve bütün esnaf-ı mahlukatın, bütün mahlukat cinslerinin elvan ibadetlerine, ibadet şekillerine işaret eden bir kutsi haritadır. Ayakta olmak, ayakta olanları biraz önce anlatmıştım. Eğilmek dörte, haritayı kutsiyedir. Kutsi bir haritadır. Ha. Namaz, bu hareketlerimiz namaza giriştir. Namaz değil kendisi. Mesela anahtar. Bakın düz olan da var. Çukur var. Alttan düz var. Üstte tık 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 tık. Görüyor musun? Bu ne içindir? Kilit içindir. Bu kilide benzemez. Bunun çıkıntısı onun inişi. Tamam. Bunun inişi onun çıkışıdır vesaire.
Kilidin zıttı. Bu kilide benzemez. Bu anahtardır. Kapı. İçeriye girdik. Bakın bu ne yaptı? Onu açtı, içeriye girdik. Hiç buna benzer mi içerideki hazineye? Ama bu açtı. Namazın hareketleri buna benzer. İniş çıkış, Allahu Ekber, eğilip kalkmalar. Bu anahtardır. Namazın hakikatına şamil olduğu için buna namaz denmiş. Oysa namaza giriştir. Girişin hareketleridir. Anahtar gibidir. Namaz bu değildir. Namaza giriş anahtarıdır. Onun için bazılar ya bu kadar anlattın ya mübalağa gibi geldi ya şu hareketler mi? Şu hareketler şu basit gördüğün 1 milyonluk anahtar işte. Ama bu sonsuz, nihayetsiz diyelim hazine cevherleri olan bir efendim deponun bir hazinenin anahtarını düşün. O zaman bu çok değerli olması zatından değildir. Haiz olduğu, açtığı hazineye aittir. Bu da bu namaz hareketleri de namazın hareketleri diyor ustad. Namaz demiyor 41. sayfada sözlerde. Namazın hareketleri diyor. Namaz demiyor. Namaza giriş diyor. Tamam mı? Ben de diyor 28. lemada şöyle diyor. Yatsı namazında o aleme girdim diyor. Başka bir tane misal vereyim. Hepinizin duyduğu bildiği bir şey. Namaz bak neymiş. Hazreti Ali radıyallahu anh kerem Allahu vece ayağına, baldır tarafına okları biliyorsunuz kafaları demirdi. O batmış. Yani çıkartamıyorlar yani. Ağrıdan dolayı çıkartamıyorlar tedavi. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki ben namaza durayım. Siz onu çıkartınız. Namaza duruyor. Çıkartıyorlar. Haberi yok. Selam veriyor. Çıkarttınız mı diye soruyor. Yalan mı der Hazreti Ali? Yalan mı der haşa tövbe sahabeler? Doğruluk üzerine ayetlerini vermiş. Peki o zaman nedir namaz? Narkoz gibi bir şeydir ya. Yani hastanede narkoz gibi bir şey ya. Niye? Sıyrılmış bedenden, çıkmış buradan. Mülkün melekuta, suretin sirete, tamam? Şeklin manaya galip oldu. Yani mananın galip olduğu, hakikatin, melekutun galip olduğu bir hakikatin simgeselliğidir, görselidir. Bunu kafanızdan çıkarmayın anahtar şeyi. Namazın hareketleri kainata giriştir. Çünkü namaz müminin miracıdır. Namaz müminin insanın aslına, özüne doğru seyahatin adıdır. Kainatın haritasıdır. Kainat haritası böylesi basit olmaz. Giriyorsun işte bunlar. Bu anahtarla koyduğum gibi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Namaz Cenab-ı Hakk'ın cemaline karşı oraya otur kardeşim. Cemaline karşı kalben ve lisane ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. Tesbih ve tekbir, hamd ve namazın çekirdekleri hükmündedirler. Oraya okuduk. Namaz bütün esnaf-ı mahlukatın elvan ibadetlerini işaret eden bir harita-i kutsidir. 41 sözler. Namaz dahi bütün ibadetin envana şamil bir filiste-i nuraniyedir. Asıl vazife-i fıtrat, esas-ı ubudiyet, kati borç olan farz namaz şu 5 vakitlerde layıktır ve enseptir. Bir Kadir Zülcelal'in, bir Rahim-i Zülkemal'in dergahına niyaz ile, namaz ile müracaat edip arzuhal etmek, tevfik ve medet istemek ne kadar elzem olduğunu bedahetten anlaşılır. Namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamaya insan insan değil. Namazını kılmak ne kadar ulvi bir vazife, ne kadar münasip bir hizmet, ne kadar yerinde bir borç-u fıtrattır. Namazını kılmak ne kadar latif, nazif bir vazife, ne kadar aziz, leziz bir hizmet, ne kadar hoş ve güzel bir ubudiyettir. Namazın bakiyane bir sohbet, Allah ile sohbet ve daimane bir saadet olduğunu anlamayan adam nasıl adam olabilir? Namaz enva ibadetin filistesidir. Namaz ubudiyetin hulasasıdır. Eğer mahpus zulmen mahkum olmuş ise farz namazını kılmak şartıyla her bir saati bir gün ibadet olur. Namazın hakikati mahs-ı rahmet olarak Zat-ı Zülcelal, Zülcemal ve Mabud-u Cemil-i Zülcelal'in huzuruna kabulündür. Namaz, hakiki bir hayat ebediyenin saadetine medar olacak bir güzel
ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmettir. Namaz kalbimin gıdası, ruhumun aklı hayatı, latife-i Rabbani'min havai nesimini cez ve celbeder. Namaz, ücreti pek büyük, külfeti pek az, hoş ve güzel ve ulvi bir hizmettir. Namaz, bu misafirhane-i dünyada aciz ve fakir kalbine kut ve gınadır. Namaz, elbette bir menzilin olan kabrinin gıda ve ziyasıdır. Namaz, herhalde mahkemen olan mahşerde senet ve beratındır. İster istemez üstünden geçilecek sırat köprüsünde nur ve burak olacak bir namaz, neticesiz midir, ücreti veyahut ücreti az mıdır? Ya kılıyoruz kılıyoruz bitmiyor kardeşim, ölünce bitiyor kardeşim. Ücreti az mıdır? Kabirde nur ve gıda, haşirde senet ve berat, sıratta burak, cennette yoldaşın ücreti az mı? Fesubhanallah, görürsün orada. Neymiş namaz? Namaz gibi bir hapsi ebedinin, cehennem gibi bir hapsi ebedinin hafı, en hafif ve latif bir hizmet olan namaz için sana gayret vermiyor mu? Yani cehennem korkusu seni itmiyor mu? Farz namazı terk etsen, bütün sayın semeresi yalnız dünyevi ve ehemmiyetsiz ve bereketsiz bir nafakayı munhasır kalır. İstirahat ve teneffüs vaktini ruhun rahatına, kalbin teneffüsüne medar olan namaza sarf et. Namazı terk eden ne kadar büyük bir hasaret eder, ne kadar ehemmiyetli bir serveti kaybeder. Namaz kılmasan senin o günkü alemin zulümatlı ve perişan bir halde gider, senin âlinde âlemi misalde şehadet eder. Namaz kılmasan senin o günkü âlemin zulümatlı ve perişan bir halde gider, senin âlinde âlemi misalde şehadet eder. Namaz kılsan o namazın ile o âlemin sâne-i zülcelalinin müteveccih olsan, birden sana bakan âlemin tenevvür eder. Adeta namazın bir elektrik lambası ve namaza niyetin, onun düğmesine dokunması gibi o âlemin zulümatını dağıtır. Seni ve benim gibi bir âminin velev hissetmezse, namazı, büyük bir velinin namazı gibi, şu nurdan bir hissesi var, şu hakikattan bir sırrı vardır. Yağmur namazı ve duası bir ibadettir, yağmursuzluk o ibadetin vaktidir, yoksa o ibadet ve dua yağmuru getirmek için değildir. Güneşin grubu akşam namazının vaktidir. Hem güneşin ve ayın tutulmaları küsuf ve husuf namazları denilen iki ibadet-i mahsusanın vakitleridir. Yağmursuzluk dahi yağmur namazının vaktidir. Seferde namaz kastedilir, iki rekat kılınır. Şu ruhsat-ı şeriyenin illeti seferdir, hikmeti ise meşakkattir. Sefer bulunsa meşakkat hiç olmasa da namaz kastedilir çünkü illeti var. Sefer bulunmazsa, yüz meşakkat bulunsa namazın kastedilmesine illet olamaz. Ezan gibi ve namazın tesbihatı gibi ve her vakit tekrar edilen Fatiha ve Sure-i İhlas gibi hakikatleri başka lisan ile ifade etmek çok zararlıdır. Kelimat-ı tesbih ve zikriyenin hususan ezanda ve namazda onların ekseriyeti mutlakası alem ve isim hükmüne geçmişler. Şükrün enva var, o nevilerin en camı ve filisti-i umumiyesi namazdır. Şükrün en cami ve filisti-i umumiyesi namazdır. Tarikat ve hakikat vesilelikten çıkarsa, namazdan ziyade halka-i zikri düşünür, feraizden ziyade evradına müncezip olur. Tekkesi camideki namazın zevkine ve tadil erkanına vesile olmalı. Camideki namazı çabuk resmi kılıp hakiki zevkini ve kemalini tekyede bulmaya düşünen hakikattan uzaklaşır. İbadeti ve namazı terk eden adam Sultan Ezel ve Ebed'in raiyeti hükmünde olan mevcudatın hukukuna emniyeti bir tecavüz ve manevi bir zulüm eder. Tarik-ü Salat kendi kendine malik olmadığı için kendi malikinin bir abdi olan kendi nefsine zulmeder. Tövbe ve istiğfar ile ve namaz ve ubudiyetle o tiryaki kutsi olan imanı ve imandan gelen ilacı istimal ediniz.
Madem sizlerde imam var ve madem sizlerde imam var ve madem imanı ışıklandıran ve inkişaf ettiren namaz ve niyaz var, ihtiyarlığınıza ebedi bir gençlik nazarıyla bakabilirsiniz. Her müminin namazı onun bir nevi miracı hükmündedir. 24 saat sermaye hayatınızdan 5 farz namaza kafi gelen bir saati, pek çok uzun olan hayat-ı uhreviyemize sarf etmeliyiz. Namaz kılanın hapis ve musibet müddetinin her bir saati, bazen bir gün ibadet ve fani bir saati, baki saatler hükmüne geçer. Bin müteddeyin ve cehennem hapsini her vakit tatur eden adamların idare ve inzibatı, 10 namazsız ve itikatsız adamlardan daha kolay olduğu çok tecrübelerle görülmüş. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber kelime-i mübarekeleri namazın çekirdekleri oldukları gibi Kur'an'ın da çekirdekleridir. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber kelimat-i mübarekeleri hem Kur'an'ın hem imanın hem namazın hulasaları ve çekirdekleridir. Namaz müminin miracıdır ve Mirac-ı Ekber'in cilvesine mazhardır. Namaz müminin miracıdır. Namaz Mirac-ı Ekber'in cilvesine mazhardır. Kur'an milyonlarca Arabi kitaplarla mukayese edilse benzeri bulunamaz. O halde Kur'an ya hepsinin altındadır, bu ise muhaldir. Öyleyse hepsinin fevkindedir. Öyleyse Allah'ın kelamıdır. Kur'an milyonlarca Arabi kitaplarda mukayese edilirse benzeri bulunamaz. Amali kalbi şemsi imandır. Amali bediyenin firistesi namazdır. Amali maliyenin kutbu zekattır. Burayı anladık bak. Amali kalbi şemsi kalp hallerinin güneşi imandır. Bedenin firistesi, bedene yapılacak her şeyin firistesi namazdır. Eylemlerin kutbu da zekattır. Amali bedeniyenin firistesi namazdır. Amali maliyenin kutbu zekattır. Amali kalbin şemsi imandır. Amali bedeniyenin firistesi namazdır. Kur'an'da bedeni ibadet ve taatlerde namazın tahsisi, namazın bütün hasenata firiste ve örnek olduğuna işarettir. Nasıl ki Fatiha Kur'an'a, insan kainata firistedir, namaz da hasenata firistedir. Fatiha Kur'an'a, insan kainata firistedir. Namaz da hasenata firistedir. Namaz, sam, hac, zekat vesaire hakikatlara havi olduğu gibi, idraklı ve idraksız mahlukatın ihtiyarı ve fıtri ibadetlerinin nüminelerine de şamildir. Namaz, secdede, rükuda, kıyamda olan melaikenin ibadetlerini, hem taş, ağaç ve hayvanların o ibadetlere benzeyen durumlarını andıran bir ibadettir. İnsanları cemaate davet eden Ezan-ı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam, o tatlı sesiyle ibadete ve cemaate bir meyil, bir şevk husule gelir. Namaz kul ile Allah arasında yüksek bir nispet ve ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir. Her ruhun celp ve cezbetmek namazın şenindendir. Namaz, imad-ı din, yani dinin direği ve kıvamıdır. Laz demiş ki bunu okuyunca, namaz dinin direği ve kıvamıdır. Kısmasınlar, ben çünkü oralıyım. Namaz dinin direğidir deyince, hoca dedi, namaz dinin kazığı mıdır yani? Kazık yani, o direk demiyor ya. Demediğimiz için, onu hatırladım şimdi. Her ruhu celbetmek namazın şenindendir. Namazın erkanı Futuhat-ı Mekke'nin şer ettiği gibi öyle esrara havidir ki her vicdanın muhabbetini celbetmek namazın şenindendir. Namaz, Halik-i Zülcelal tarafından her 24 saat zarfında tayin edilen vakitlerde manevi huzuruna yapılan bir davettir. Namaz, kalplerde azamet-i ilahi tespit ve idame eder. Namaz, kalplerde azamet-i ilahi tespit ve idame ve akılları ona tevcih ettirmekle adalet-i ilahinin kanununa itaata vesiledir. Namaz, nizam-ı Rabbani intisal ettirmek için yegane ilahi bir vesiledir. Tembellikle namazı terk eden veyahut kıymetini bilmeyen ne kadar cahil, ne kadar hasır,
ne kadar zararlı olduğunu bilahare anlar ama iş işten geçer. Namaz, imadu din yani dinin direği ve kıvamı olduğu gibi zekat da İslam'ın kantarası yani köprüsüdür. Namaz ve zekat biri dini, diğeri asayişi muhafaza eden ilahi bir esastırlar. Vaktin evvelinde Kabe'yi hayale nazara almakla namazı kılmak menduptur. Kur'an'ın en sari ve en kat'i emri olan salat namaz gibi feraizi imtisal etmeniz lazımdır. Bu millet İslam'ın cemaatleri çendan bir cemaat namazsız kalsa, fasık da olsa yine başlarındakini mütedeyin görmek ister. Şimdi 24 saatten 1 saati işgal eden farz namaz gibi zarureti diniyede %99 ihtimali netice var. İhtimali necat var. Dünyevi maksatlar ise namaz vakitleri gibi dualar ibadeti için birer vakittirler. Duaların semeresi değillerdir. Şimdi 24 saatten 1 saat işgal eden farz namazı gibi zarurat-ı diniyede %99 ihtimali necat var. Dünyevi maksatlar ise namaz vakitleri gibi dualar ibadet dünyevi maksatlar için namaz vakitleri gibi dualar ibadeti için birer vakittirler. Şemsin tutulması küsuf namazına, yağmursuzluk yağmur namazına birer vakittirler. Bitti yarım şey. Namazdan sonraki tesbihatlar tarikat-ı Muhammediyedir aleyhissalatü vesselam ve velayet Ahmediye aleyhissalatü vesselamın bir evradıdır. O noktadan ehemmiyeti büyüktür. En azından subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber demeden kalkmamak, gitmemek. Diğer tesbihatını yolda yürürken otobüste yapabilirsin. Ama subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekberi hemen peşinde yap. Kalkma. Çünkü neymiş? Bir de okuyorum. Namazdan sonraki tesbihatlar tarikat-ı Muhammediye'dir aleyhissalatü vesselam ve velayet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselamın bir evradıdır. O noktadan emniyeti büyüktür. Namazdan sonraki tesbihatlar tarikat-ı Muhammediye'dir. Çekirdeğe ağaç nasılsa namaza tesbihatlar öyledir. Namazın akabindeki tesbihat sair tarikatların evratlarının fevkindedir. Hiçbir zikir namazın sonundaki o tesbihe gelemez. Yağmursuzluk, dua ve namazın vaktidir, illeti ve hikmeti değildir. Güneş ve ayın tutulması zamanında küsuf husuf namazı kılınır ve güneşin grubuyla akşam namazı kılınır. Yağmursuzluk, kuraklık, yağmur namazının duasının vaktidir. Namazdan, ibadetten, dünyevi maksatlar niyet edilse, yalnız onlar için yapılsa o namaz battal olur. Akşam namazı güneşin batmaması için ve husuf namazı ayın açılması için kılınmaz. Bütün dualar ve ihtiyaçtan gelen ricalar ve nimetten çıkan şükürler ve ibadetler ve namazlar Halik-i Külli Şey'e mahsustur. Yağmursuzluk yağmur namazının vaktidir. Namaz yağmur yağması için vaz edilmemiştir. Yağmursuzluk da yağmur namazına vaktidir. Yağmurun gelmesinin gayesi değil. Adalet namazında kıbleniz dört mezhep olsun, ta ki namaz sahi ola. Sefer eden namazını kasteder, bu namazın kasrına bir illet ve bir hikmet var. İllet seferdir, hikmet meşakkattır. Sana abdest ve namaz, harekat ve nezafet gibi vazife-i insaniyeti ihtar eden ve ders veren sinek düşmanlığını bırak. Şimdi Risale'deki cümleler bitti. Hadislerden toplanan neticesini şey yapıyorum. Cümle ne oluyor diye. Namaz kılmayanların cezası. Hadislerden de topladım. Bir, sabah namazı kılmasa ne olur? Yani hepsi değil de birkaç cümle aldım. Namazını kılmayanın yüzünde nur kalmaz. Sabah namazını kılmayan da suratında nur olmaz. Öğle kılmayan rızkından bereket kaldırılır. İkindi ise vücudunda kuvvet olmaz. Akşam evladının hayrını görmez. Yatsı uykusunda rahat edemez. Dünyadaki cezası ömrü kısalır. Salihlerin nur simasını yüzünden silinir. Yaptığı hiçbir amele sevap verilmez.
duası Allah katına çıkmaz. Dünyadaki bütün mahlukat ona buğz eder. Hadislerden topladım, bana bir şey demeyin. Salihlerin duasında nasibini alamaz. 3. 2. Ölürken ne olur kılmayan? Zelil olarak ölür, aç olarak ölür, susamış olarak ölür, ne kadar içerse içsin, susuzluğunu gideremez. Kabirde ne olur kılmayan? Allah kabrini daraltır. Kaburgaların birbirine giresiye kadar, kemikte birbirine girer. Kabrinde ateş yanar. Başka? Allah ona yılan musallat eder ki, kıyamete kadar ona eşlik ederek, vurarak, kıyamete kadar azap ederek, sokarak. Kıyamette ne olur? Allah ona yüzünün üzerinde sürünerek mulat eder, cehenneme kadar. Allah ona gazapla bakarak yüzünün eti eriyip gider. Allah onu en küçük günahlarından bile hesaba çeker. Affetmez. Çünkü biliyorsunuz küçük günahları affediyordu. İki namaz vakit arasındaki şeyler siliyordu ya. Namazdan alıkoyan işlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah bereket vermesin diye beddua etmiştir. Bak, namazdan alıkoyan işlere, yani bundan dolayı ben namaz kılamıyorum diyene Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah bereket vermesin diye beddua etmiştir. Namazda karşımızda Kabe varmış gibi ve seccademiz Sırat köprüsüymüş gibi görmeye vesile olur. Ve ahir davagum en elhamdülillahi rabbil alemin, hakkıyla namaz kılmayı, Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatini, Allah'a kul olmayı, ustada talebi olmayı, bu hakikati ruhumuzda yaşamayı, anlamayı, fark edip farka gelmeyi, Furkan olmayı nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Hak çoluk çocuğumuzu insi ve cinli şeytanların şerrinden, semavi arz-ı afatlardan, tuzaklardan, hilelerden muhafaza eylesin. İslam'a, Kur'an'a, memleketimize, vatanımıza hizmet edenlerin kalplerine kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulviye, kuvve-i maneviye nasip eylesin. Amin. Vatanımıza, milletimize düşmanlık edenlerin kalplerine dehşet, vahşet ve evan, panik nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Hak müminleri affeylesin. Borçlularına eda, hastalarına şifa, dertlere derman nasip eylesin. Amin. Kim bizden dua istiyorsa, nasıl istiyorsa, kimler amin diyorsa, Cenab-ı Hak hayrisini nasip eylesin. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hürmet ve hatırına duamızı kabul eylesin. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâfetem as-salavâdûn.